Aa, tehdit ediyor lan beni. Dokan, sen ne zaman oyuna gireceksin? Yere mi yaslanıyor mu? Ben de şu an kimse gözükmüyor lan. Telsiz deneme. Olumlu. Ben bazı durumlardan karakola gelemedim de şimdi taksi bekliyorum. T80. Esman anlaşıldı, tamam. Şenol geliyor mu? Efendim, yoldayım, hemen geldim. Yolda mısın? Tamam. 300 metrem kaldı efendim. Tamam. Görüşürüz. Amına koyayım, geliyorum diye arasana. Siz mi aramıştınız? Benim, ben. Hoş geldiniz. Çiçek taksi. Ne sekiyor lan bunun sesi? Nasılsınız efendim? İyisiniz. İyiyiz biz de. Ben karakola bırakabilir misin beni? Efendim, GPS'inizi işaretlerseniz bana da düşüyor. Bizi niye sike sekiyor lan? Polis misiniz efendim? Aynen. Çok mu anlaşılıyor? Ya karakola bırakın dediniz yani. Tahmin ettim. Maşallah, taksimetre de hızlı çalışıyormuş ha. Ya ekmeğimizi anca öyle bulabiliyor. Chat, bunun sesi niye sekiyor bu kadar? Otobanda hız sınırı 120. 120 mi efendim? Bilmiyorum. Bana 80 dedilerdi. Şehir içiyor. Bir de Şenol, ne diyeceğim? Sen konuşurken böyle arabadan sanki buraya arabayı bir yalıtım falan yaptır. Niye efendim? Böyle sanki senin sesin buralardan sekiyor da iki kere duyuyormuşum gibi. Olur efendim, öyle onu hemen yapayım ben. Yayınım açık arkadaşlar. Olsa dondu. Bu ne yapıyor ya? O manyak biraz ya. Oyun içi konuşmuyor aynı anda. Bende de oyun içiyle TS'de aynı tuş. Sayılışayım. İyi görevler arkadaşlar. Evet, hepsi anlaşıldı. Lan dururken de yazıyor. Git git. Geç geç. Tamamdır efendim, geçeyim. Ceza kesmezsiniz. Yok yok. Geçiyorum ben hepsini o zaman. Geç. Dikkat et abi. Çarpma da. Başıma bela olma. Tamamdır efendim. İsminiz neydi bu arada? Süleyman. Memnun oldum efendim. Memnun oldum. Oğlum, bu nasıl bir taksimetre? Ananı sikeyim. Lan yürüyerek gelirdim. Yavaş lan, kaldırma çıkma. Yok efendim, biz senelerdir bu işi yapıyoruz ya. Yani taksimetreyi ben binmeden mi açtım, binerken mi açtım? Bindiğiniz an açtım efendim. Biz öyle haram parada gözümüz yok. Helal olsun. Burada biraz normal kullan. Sağda bırakırsın beni ya da karakolda. Şöyle efendim, hemen yanaşayım. Hem faturayı kesersin.
Faturayı kesiyorum hemen. Kestim efendim. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim, iyi günler. Amına koyduğum şimdi, anamızı siktin lan. Şenol ol. Ulan, lan ödeyemiyorum. Ay, millet polisteyken ışıkları nasıl bekliyor ya? E30 konuşuyor. P80 karakolda. İşgal eden bir birim var mı? Lan. Dün polisliğimi mi aldılar? E30 P20 P60 ihbara yakın siz varsınız sanırım. İntikal ederseniz iyi olur, tamam. Ben karakoldan çağırmıştım P80. Geldim Süleyman Memur'um, geldim. Burada kapıdaydım. Ha. Süleyman Memur'um, şöyle bir duyum aldım. Siz motor iznini kimden aldınız? Şeften. Şefim bana dedi ki motor izni verilmedi dedi. Nasıl ya? Anlayamadım. Ben öyle bir duyum aldım ama. Necmettin Şef'ten mi bahsediyorsun? Evet, evet. Onu, yok, onun altındaki şey, şöyle zırhlı olan var ya, Kevlar'la dolaşıyor. Başkomiser. Evet, başkomiser. Anladım. Ben direkt çünkü şefimize sordum, şefim böyle bir izin vermedi. Okey, o kendini dedi. Görünce hiçbir şey demedi. Bana yönlendirdi çünkü eğitim subayı olduğum için. Ha, anladım. Ya yani bana şimdi görev verildi. Sizinle birlikte biraz devreye çıkacağız. Yani daha doğrusu siz çıkacaksınız. Ben yanınızda olacağım ama tabii bunu ekip otosunda gerçekleştireceğiz. Çakarsız mı? Çakarlı. O zaman üstümü değiştireyim. Ay yarrağı yedik ya. Şef bize kıl kaptı işte. Gelin memurum, garajdan siz isterseniz bir ekip otosu talep edin. Hemen size bir ekip otosu versinler. Ben yanınızda olacağım ama yani siz normal her zaman gibi kendinize... Ha, denetim mi bu? Diyebiliriz, öyle bir şey diyebiliriz. Herhalde. Bunu şef özel istedi herhalde. Onu da diyebiliriz. Şef bana kıl olmuş yani. Bu kadarını bilmiyorum Süleyman memurum. Vay yani be. Ben de emir kul olduğum için bana verilen emir doğrultusunda sizdeyim. Ya rahat. Lan. Neyse. Asiktir. Benim para çekmem lazım da. Benim diğer araba çünkü şey, kaza oldu, çekicide kaldı. Ben motor kullanıyorum ya. Tamam, gelin benim araba şurada duruyor, bir bank. Sizin arabayı kullansak olmaz mı?
Siz check-in gelin Süleyman Memur, ben bekliyorum. Kemerimizi takalım, dikkatli olalım. Evet, son anlaşıldı, tamam. Taktım Süleyman Bey. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Çok sıkacağım. Çok resmi. Eosus P80 devriyedeyiz. Son konuşuyor, sahil yolunda radardayım, tamam. Mekaniğe bakalım. Neoncular gene doluşmuştur oraya. Tabii ki Süleyman Memur, siz bilirsiniz. Ben sadece dediğim gibi gözetmen olarak buradayım. Da yavaş gitmeye gerek yok memurum. Ya normal davranmıyor muyuz? Benim normal halim böyle. Ben sorun olmaz diye düşünmüştüm ama. Ha normal haliniz buysa evet, evet tabii ki. Yani ben dediğim gibi normal halinizi yani prosedürünüzü gözetlemeye geldiğim için aynı şekilde devam edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir ilman arka. Yakından bir yerden ihbar geldi. Hemen ona gidelim. Memurum isterseniz. Teknik son gelen ihbar indikar edin. Hemen gidiyorum. P20 ihbar intikal ediyor. E30 P80 intikal ediyoruz. Sirenler açık olduğu için hızlı gidebilirsiniz memurum. Ha, bunu hiç söylememişlerdi. Bir alt sokakta yanlış yerden sağa döndük. Bir sol yapalım. Sol yapalım buradan. Ya ben mesajda gelene gidiyoruz zannettim. Aynen. İleriden sağa hemen. Dikkat edelim. Vurmayalım bir yere. Bekir komşu bölgeye gelmenize gerekiyor. Sen yine bir üstüne ara bakalım. Anlaşıldı. Evet, üzerinde hem bir tabanca hem de maşete var. Üstelik iki tane de mermi kutusu.
Ama Silah ruhsatı kullanmadım var mı? mermileri Evet, silah ruhsatı var bakarsanız. başkomiserim. Silah ruhsatı var. Bir şey soracağım. Siz burada çalışmıyor muydunuz? Ben buranın ortağıyım zaten, memur bey. Yani getir paylaşımlarına bakarsan. Yangın tüpünü sıktım diyorsun yani. Evet. Test ediyordum. Markette bulunması gerekiyor çünkü. Yönergelerde var. Tamam, elini indirebilirsin. Ay, kolum ağrıdı. Ya büyük ihtimal yanlış bir ikaz. Sıkıntı yok o yüzden. Yani böyle gelince biraz korktum sadece, sorun yok. İşte bize dükkan söylüyor diye geldik ama. Ben silah sesi falan duymadım. Ayrıca giren çıkan da olmadı markete son zamanlarda. Yani dediğim gibi yanlış ihbar büyük ihtimal. Oturunki mi? Anladım memur bey. Arkadaşlar devam edelim devriyemize. Gidelim sağ olun. Kolay gelsin size. Şefim bir şey diyeceğim. Benim motor izni sizden almıştım ben. Süleyman benden bir şey almadın. Nasıl ya? Süleyman sen benimle konuşmadın ki. 202. Konuşmadım mı? Kimle konuştum ben o zaman? Hoş geldiniz beyefendi. Merhaba Ulan abi, merhaba. Süleyman. Ha, Yürü yiyecek hadi yürü. ağırlığınız var acaba? Vallahi elim. Oğlum ben kimden konuştum motor işini? Ah, vatanım için bir görevi daha halletmiş olduk. Devam edelim biz. Pardon. Sıkıntı yok mu yavrum, sıkıntı yok. Bazen takılıyor kilitler. Ya biz yarrağı yedik ya, Son denetimdeyim. zamanlarda bu asılsız ihbarlar da biraz fazla artmaya başladı ya. Denetimdeyim şu an. Memurum az ileri alalım isterseniz. Arkada trafiği tutuyoruz şu an. E-35'ten devreye devam ediyoruz. Tamam. Son anlaşıldı, tamam. Oğlum. Orada memurum şeyi de belirteyim, Efendim. yani şehir içinde hız limitimiz 80. Ben kendimi güvende hissetmiyorum öyle ya. Sıkıntı yok, araçlarımız bizim zırhlı olduğu için. Çarpmalara karşı da özel karbon fiberle kaplandığından artık kemerinizde takarsanız sıkıntı yok. Taktım, her şey tam. Ama devriye yavaş olur yani. Benim bildiğim. Yani bu kadar da yavaş olmak zorunda değil. Ben onu demek istemiştim memurum. Nereye gidiyorlardı acaba? Telefonlarından ihbar gelmiş olabilir. Bu ne yapıyor be? Bu araç sanırım burada. Bakalım sahibi var mı? Siz bir plakasını kontrol edin isterseniz. Ben vereyim plakayı size. Bir araçtan bakalım. Bilgisayardan. 0 9 H X F 040. Bu ne lan? Var mı veri tabanımızda bir şey memurum? Yok. Tamam, o zaman biz çekici arkadaşları çağıralım. He, NPC'ymiş bu. Aracı haber verdim. Devam edebiliriz. Yok, NPC normalde o kadar harfli olmuyor zaten. Memurum isterseniz buradan bir kaçalım. Yerliler delirecek gibi. Arkamızda bir yerli olayı var gibi.
Farlar kapalı kaldı bu arada. Sinyal verdiğim gözüksün diye şey ettim. Anlıyorum. Arkadaki kim ya? Sanırsam P60 arkadaki. Beyefendi yoldan çekilirseniz... Ananı sikiyim. Yerli herhalde, bir eşlik edeyim ben ona memurum. Bekleyin siz. Beyefendi şöyle yolun kenarına geçerseniz... Ananı... Devam edebiliriz memurum. Yo eğitim. O hiç şey yapmıyor ya. Farlarda sıkıntı mı var memurum? Yine söndü ama. Fark etmesin diye şey etti. P20 mekanın üst sokağında dur ihtarını uymayan bir motosikletin peşindeyim. Sirenleri açalım memurum, yardım edelim P20'ye. Dümdüz ilerideler şu anda. İleride, dönmemize gerek yok, ileride. Bir motor arıyoruz. İhbar asasısmış. Devam edebiliriz devriyemize memurum. P20 anlaşıldı. Son zamanlarda ne kadar çok asılsız ihbar geliyor ya. Yanlışlıkla mı basıyorlar? Bir şeyler telefona mı basıyorlar? Anlamadım. Ya. Aa şurada motor. Bu... Kimse yok gibi ama üstünde. Plakadan sahibi var mıdır? Bazı motorların plakası olmuyor. Bir duralım isterseniz memurum bakalım. Son zamanlarda yarış için bilerek plakaları söküyorlar. Görüyorum plakayı. Ben hemen okuyayım size plakayı. Sıfır, beş, Z, F, S, beş, dört, dokuz. Var mı veri tabanında bir şey mi? Yok. Hemen bunlar NPC, NPC. NPC'nin plakaları farklı oluyor chat. Arkadaşlar bu saatten sonra Eson konuşuyor, onu belirteyim önce. Mekanik bölgesinde, otoparkında... İki kişi, üç araçtan fazla araç bulunmayacak. Bunu Şazi Hanım'la ortak kararlaştırdık, bilginizi. Gördüğünüz zaman dışarı çıkartıyorsunuz. Özel mülki ihlalden ve para cezasına kadar yolu var, tamamdır. Şefim P80 konuşuyordu, biz dahil mi? Bizim araçlar hariç. Anlaşıldı. P20 konuşuyor şefim, otopark dahil mi? Otopark dahil, otopark dahil. Orası özel mülkiyete giriyor, tamam. P20 anlaşıldı. E30 anlaşıldı. P20
Abi yapacak bir şey yok. Şu an denetimdeyim ben. Sağırdı, sağırdı. Herhangi bir illegal modifiye yapan gözükmüyor memurum. Gözükmüyor, evet. Şimdi... arkadaşlar Aytaş'ın durumunu sormuştum. Bulabildiniz mi? Tamam. Evet, 35-80 olumsuz. Tamam. Siz bir şey diyordunuz memurum tam telsiz geldiğinde. Bir hastaneye de bakalım. Ondan sonra şeyde tavukçunun orasında ben radara yatıyorum. Oraya gitmeniz biraz uzun sürer ama gelir misiniz bilmiyorum tabii de. Tavukçunun olur. Ben dediğim gibi siz normal şartlarda ne yapıyorsanız yanınızdayım. Ah. Yarrağı yedik ya. Oğlum kendi salından değil. Şef bana taktı ya. Amını sikeyim ben ya. Bir öğret bunu bana. Yapmış konuşuyormuş sahaya dışında çıkıyorum. İyi görevler arkadaşlar. Evet, anlaşıldı. Memurum, direkt buradan kenardan plakasını hemen kontrol ederim. Kamil Kenan. Kamil Bey. Kamil Bey, aracı yol kenarına bırakmayalım lütfen. Çok kötü yerde kalmış. O bayılmış arkada ya. Öyle mi? Ben de telefondan arayayım diyordum. Fırladınız şu an. Sırtınızda bir şey, sırtınıza bir bakalım. Aa. İyi misiniz? İyiyim. Kamil Bey, iyi misiniz? Arkadaşlar açılalım, arkadaşlar açılalım lütfen. İyi gibisiniz, kemiklerde bir sıkıntı var mı başında? Hissettiğim kadarıyla yok ama bir X-ray ekledim. Şef konuşuyor. Aytaç'ı aldım karakola giriyorum. Tamam. Ağrı söylersin. Ağrı hissedersin. Söyleyeyim bana. B80 konuşuyor. Gelelim mi şef bizde? Direkt fırladım. Çıktım direkt. Devreye devam edin. Tamam. Tamam. Göğüs kafesinde bir şey yok. Postalar sabit. Omuriliğinize bakalım. Kaza mı oldu? Biri mi vurdu? Kaza efendim. Kaza. Ha, kaza mı? Kamil Bey, biz aracınızı hemen çekici ekiplerine haber veriyoruz. Siz isterseniz ambulansla devam edin. Çalışır durumda mı? Motor çalışıyor şu anda, evet. Ama durumdaysa... aksın şey, kaymış. Civanım. Efendim, baksana yürüyor mu araba? Yürüyorsa şey yapsana. Tamamdır. Kamil Bey, şu L4, L5'e bir bakayım. Bir dokunuyorum. Ağrınız olursa tamam, söyleyeyim. Tamam, eğiliyorum öne doğru. L4, çok bir şey L5, hissetmiyorum. Bakalım. Takla attığımı evet. Hatırlıyorum ama havada... Bacaklarını hissediyor musun? Evet. Hissetmede sıkıntı yok. Büyük ağrı var. Kalça ve...
alt bölgede. Sizi hastaneye alalım en iyisi, iyisi yazın. Evet, beni bir taşısana ya. Şöyle bir açılın, açılın memur. Aracınız hareket ediyor sanırım, arkadaş onu aldı, çekecek. Tamam, tamam. Gerek yok. Bizim eleman ilgilenir onunla. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Evet, hadi şöyle, heh. Ben amına koydum oğlum. Motorda sıkıntı mı var memurum? Niye gaz vermiyoruz? Devletin benzinini yemeyeyim diye düşünüyorum. Benzinin parasını yine siz veriyorsunuz memurum. İşte kendi paramı da yemeyeyim. Anlıyorum. Yani böyle yavaş geçiyorum ki etrafa bakıyorum, bir şey var mı yok mu? Ben zaten hızlı hız seven adam değilim. Yani buna karşı negatif bir yorumum yok ama yani trafikteki diğer siviller bu sefer laf ediyor. Onun için demiştim. Polisiz canım, ne olacak bu kadardan? Olur mu, daha mı hızlı gideyim? Yani 80'i geçmediğiniz sürece sıkıntı yok. Otoyolda da 120'yi geçmediğiniz sürece sıkıntı yok. Tamam. Yeşil yanıyor memurum. Ah. Oğlum onu ben salmıyorum. O beni salamıyor şu an. Ben ne istemiyorum onu yoksa. Ama şef kafayı bana taktı. Benim başımda dolaştırıyor. Ateş etme ihbarıyla ilgili durum bildirin. Tamam. Gidelim memurum isterseniz, biz yolumuzun üstünde zaten, o da hemen tavukçunun biraz birkaç kilometre daha ilerisinde. Top tekrarlıyor, ateş etme ihbarıyla ilgili durum bildir tam. Tavukçu derken tavuk toplanan yer mi? Şu an diyebilir misiniz? Navigasyonda işaretlediğiniz yerin az daha ilerisinde. Ha, ihbara evet, gidiyorum, sirenleri ihbara, açıyorum o zaman. İhbara doğru intikal ediyoruz. Açabilirsiniz memurum. Siz normal şu anki navigasyondan devam edin. Aracın GPS'i eskimiş biraz herhalde de, çalışmıyor şu an, dondu. Ay ay ay. Aman dikkat, aman, bir şey yok, bir şey yok. Zırhlı araç. Benim bu eski külüstrüden sonra o ağır arabaydı şimdi. Bu biraz daha hafif ya. Arada kontrol gidiyor. Evet, yalpalıyor olabilir sağa sola arada.
Şurada bir elfomuz yok mu chat? Buradan bayağı bir dümdüz devam edeceğiz memurum. Eyvah, sis var. B20 konuşuyor. Ateş etme ihbarı atıldı. Evet, F80 anlaşıldı. Tekrardan radara dönebiliriz. Yakaladım zaten. Daha demin görmedim. Geçen. Ben navigasyona bakıyordum o anda, görmedim. Devam edelim memurum. Navigasyona baktığım için kaçırdım. De aşırı hızlı gidiyordu, kaçtı galiba. Rengini gördünüz mü ya da plakasını? Yok, sadece böyle fıst diye geçti, onu gördüm ya. Anladım. Bayağı yapacak hızlıydı. Bu yerliler de yani ehliyeti kasaptan almışlar galiba. Hiç ayna mayna yok adamlarda ya. Durdu mu o? Yani neyse. Aman geyiklere dikkat edin. Benim radarım çalışmıyor mu? O da hızlı geçti de neyse. Oğlum. Hey, lan eziyet etmem lazım. Çek böyle olmaz. Bu ses hız şeyinden geliyor. Bug galiba. Sürerken radar Türkiye'de de var lan. Ömer, server'a gelmek için form var, form doldurman lazım. Biri form linkini atabilir mi Ömer'e? Hareketli radar hiç duymadım. Nasıl duymadım? EDS yap. Hareketli EDS yaz, YouTube'da bile çıkıyor lan. Kapandı mı? Ben yaparız bir şey. Oğlum! Çok güzel ya. Görsem böyle şey gibi. Doblo falan. Şiful. EDS radar. Yollar da ne kadar sakinmiş. Gerçekten ya. Ya.
Ama devriye zevkli ya genelde. Yani. Siz beğendiniz mi? Görevimiz bu. Ben şu an beğendim. Bütün kurallara uyuluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bu nedir ya? İşte sıkıntılı yerliler memurum. Acilen ülkedeki ehliyet alma şartları değiştirilmeli ya bence. Siz niye birden böyle benle devreye çıkasınız geldi? Bunlar saklı şeyler mi? Yok, dediğim gibi memurum, yani bana talimat verildi. Ben de onu şu anda takip ediyorum. Benim tek devreye çıkmama izin veriliyordu. Vallahi bilemeyeceğim. Bana gelen talimat takibinde buradayım. Nasıl bir talimat? Yani gözetmen olarak sizi takip etmem istendi. Niye ben? Herkes böyle takip ediliyor mu? Ya yani sırayla evet. Sizden sonra bir başka memuru bu sefer takip edeceğim. Onunla beraber devreye çıkacağım. O NPC bug'lı olabilir. Bu aracın navigasyonu da sanırsam çok eski, hiç doğru çalışmıyor ya. Buralarda dikkatli olmak lazım. NPC değil miydi o? Önce tavukçuya bakacağım. Radar direkt 90 derece okuyor. Aman ihbar geldi. Hatalı park edilmiş araç. Şehirdeki bir arkadaş gider. Anlaşıldı, tamam. Pardon. Aman dikkat. Asiktir. Oh. Of. Ya gene mi ya? Ne konuşabiliyorum ne bir şey. Ay bıktım ama artık ya. Konuşamıyorum ki. Bu bug beni var ya, gerçekten bıktırdı artık ya. Telefonla radarı açınca yanlışlıkla öyle oluyor.